Bu gördüğünüz satın alabileceğiniz en pahalı patates bazukası. Bu ise en ucuzu. Tabi bir de Harun var. O ne demek ya? İşte orta boy. Eyvallah abi. Bana bunu layık gördüğün için teşekkür ederim. En azından küçüğü görmedim. Yeni ekip arkadaşımızla tanışın, Baran. Hüsnü Baran. Baran. Hüsnü Baran olsun. Hayır, her şeyin adını Hüsnü koyamayız. Baran Hüsnü. İkinci isim. Göbek adı Hüsnü'ymüş. Yorumlara yazabilirsiniz. Bence Baran. Bu videoda bu bazukaların güç testini yapacağız ve tabii ki farklı farklı yöntemler deneyeceğim ama ilk önce çok net görebileceğimizi düşündüğüm bir strafor köpükle başlamak istiyorum. Şimdi Barancığım, şunu alayım ben. Baran Hüsnü'cüğüm. Barancığım. Bunun fiyatı 50 lira gibi bir şey ama 700 lira kargo ödemeniz gerekiyor. Öyle saçma bir tarafı var. Sence ne kadar güçlü olabilir Harun? Yani şu boyuta bakınca aşırı güçlüymüş gibi hissettirmiyor. Gördün mü? Çok güçlüymüş abi. Satış sayfasında 50 feet'e kadar atar diyordu. Bence bir şey yanlış yapıyoruz. Ya bu tamamen çocuklar oynasın diye yapılmış bir şey. Yani aşırı güvenli yazıyordu da bu kadar güvenli olacağını düşünmemiştim. Bayağı güvenli bu. 50 liraya bu kadar. Yani Baran'ı bir yana alalım. Şurada dursun. Birazdan sana geçeceğiz, rahat ol. Patates bazukasının nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler için ilk önce içine bir tane patates sıkıştırmanız gerekiyor. Sonra içine biraz saç spreyi veya propan gazı sıkıyorsunuz ve kapağını kapatıp ateşliyorsunuz. Normalde böyle değil. Evet. Galiba açamayacağım ben bunu. Çok sıkmaya da geriliyorum ama sen denemek ister misin Harun? Ben denerim, bana hiç fark etmez. Gel dene şunu ya. Daha önce de sen yapabilmiştin bunu. Bir şeyler olmuştu, hatırlıyorum. Ya işte kardeşin hallediyor her şeyi bir şekilde. Baran Hüsnü'nün gözlüğünü aldım. Bir oksijen lazım için onu. Bir de şöyle oksijeni sokalım. Hazır mısın? Yolla. Yine tek attım. Ya benden farklı ne yaptı? Bir şey diyeceğim, ortaya da atmamışım. Ortaya atsam patlatacak burayı. Çok iyi gitti ama. Bu orta güçlü olandı bu arada. Evet. Doldurayım mı? Hayır, ben yapacağım. Sen mi yapacaksın? Tamam. İki fıstığa sık. Sık sık. Şimdi böyle havalandır içine. Bir tane şöyle yap. Heh, hemen kapat 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 kapat. Sık. Ya. Hadi hadi biraz daha sık. Mantıklı değil. Oh! O kadar hızlı deldi ki şey olmadı. Hasar vermedi. Direkt içinden geçti. Bunun arkasına bir şey koyalım biz. Bence de bu arada çok fena gidiyor. Arkaya biraz tahtalar falan koyduk ki ne olur ne olmaz. Şimdi sırada koca oğlan var. Koca Hüsnü. Her şeyin adını Hüsnü koyamazsın. Koca abi. Baran Hüsnü. Ötekinden sonra gereksiz büyük hissettiriyor bu arada. Gerginim. Hazır mısın? Ben çok hazırım. Ben değilim. Ama biraz korkuyorum. Bu bir de büyük ya. Kulağım çınladı. Bu sprey çok iyiymiş bu arada. Çok fena. Ve arkaya iyi ki bunları koymuşuz. Patatesten çıkan sulara bakın. Ki yani patates sert bir şey. Şimdi aralarındaki güç farkını anlamışsınızdır diye düşünüyorum ve farklı testlere geçiyoruz. Bugün ilk defa oblek yapacağım. Oblek yapacak abim, ben buldum. Biliyor musun obleğin ne olduğunu? Tabii biz hep yiyorduk ben küçükken. Çorum'da mı? Çorum'da hep yapıyorlar. Oblek ne? Slime'dan önce meşhur olan bir şey. Normalde sıvı ama darbe alınca mı? Ne kadar sert vurursan o kadar katılaşan bir şey. Neyse yapalım bir. Tarifinde sadece mısır nişastasıyla su gerekir diyor. Bir de isteğe bağlı şey, gıda boyası. Bu kadar yeter herhalde bize. Sen aile boyu mu yapıyorsun? Sülale boyu mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapmışken tam yapalım. Oldukça karışması zorlaşıyor. Bak çevirdiğim yerler sertleştiği için karışıp karışmadığını algılayamıyorum. Yok artık.
Yapma Yakcan. Oo, gerçekten çok acayip hissettiriyor bu arada. Şu an sert mi? Hayır bak, yumuşak dokununca silikon gibi ama böyle çok yumuşak bir silikon gibi. Ama elimi birazcık böyle titreştiğimde falan sertleşmeye başlıyor. Tutamıyorum ki bak. Allah Allah. Bir anda bırak mesela, elinin üstünde hiç hareket ettirme. Akıyor. Allah Allah, Allah çok garip bir şey ya bu. Bunu pişirip yiyebiliyor muyuz acaba? Ya nişasta yiyebiliriz. Peki şimdi buna nasıl ateş edeceğiz abi? Balona koyacağız. Bunu nasıl balona koymayı düşünüyorsun? Sıvılaşıyor ya. Evet. Sıvılaşacak işte. He. Mantıken olması lazım ama olmayabilir. Nasıl yapacağız? Hani her şeyi düşünmüştün? Ya ben direkt buradan akar diye düşünmüştüm. Akıyor ama aşırı yavaş. Üstünden bastırdığımda da sertleştiği için tıkanıyor. Şimdi bak, şuradan doldur. Tutulmuyor bu. İşte yavaşça. Yavaş hareket edeceksin abi. Bak, o kadar büyük avuçlamaya çalışırsan karşı ya koyuyor. Ya nasıl konuşuyorsun garip grup ya? Böyle bildiğin döşüyorum içine. Yapamayacaksan sen bunu tut. Niye yapamayayım ya? Öğrendin yalnız. Çorum'da hep bunları böyle yapıyorduk. Sen ne zannediyorsun? Bence bayağı sıvılaştı şu an. Bu böyle okey bence. Tamam dur, hareket ettirme. Şuradakiler dökülsün. Şimdi oblek balonlarımız hazır ve bu haliyle de çok acayip hissettiriyorlar. Ve yukarı atarken sıvı gibi, elime düştüğünde sert. Şimdi şuraya bir tane kanca yaptık. Buradan güvenli bir şekilde vurabileceğimizi düşünüyorum. Patlamazsa, asarken. Bir şey olmaz. Harun da kralın diye aşağı aksiyon kamerası koymuş. Büyük bir aksiyon döneceği için abicim burada. O zaman en büyük aksiyonla başlıyorum. En büyük aksiyonla başla. Ne yapacak sence? İçinden geçer. Wow! Havalandırıyoruz. Bir şey diyeceğim, bu saç spreyi çok iyiymiş. Aşırı patlıyor. Duvara çarpmış gibi mi oldu? Evet, böyle içine göçtü birazcık orası. Zaten kayıtta vardır. Sonra düzeldi yine farkındaysan. Çok acayipti. Büyük olanı sen denemek ister misin? Çok fena patlıyor. İnsan geriliyor, anladın mı, ister istemez. Oo, çok iyi oldu. Böyle patlamasını beklemiyordum. Çok iyi patladı. Yerde hala löp gibi var. Ben galiba üstünü vurdum bu arada, o yüzden patladı. Hadi be. Emin değilim, videoda görürüz. Sıkıyorum. Yolla. Üf. Muhtemelen ağır çekimde muhteşem bir şey çıktı. Bir de çekişle denemek istiyorum. Çok fazla balon hazırladık. Ne oldu, ben göremedim. Slow motion'a bakıyordum. Ben de ne yaptığımı anlamadım bu arada. Yani üstten komple koptu. Muhtemelen sert bir şeye vurmuşum gibi davrandı. Muhtemelen değil, mantığı o. Malzemenin mantığı o. O zaman yıllar öncesinin rövanşını yapmaya hazır mısın abi? Yenilmeye tekrar hazırım. Hayır pardon, bir dakika, burayı kes. Burayı kes. Seni yenmeye hazırım diyecektim. Şimdi Harun, yeşiller 1 puan. Tamam. Maviler 2 puan. Kabul. Kırmızılar 3 puan. Tamam. Sarılar kaç olsun? 5. Onlar da 5 puan. Tamam. Ben başlıyorum. Tamam, başla. Oh tavuk, gel. Gel, videoda ağzımsın. Git uzaklaş buradan. Direkt üçlü alacağım.
3, 2, 1. Beş puan. Nasıl beşe denk getirdin direkt ya? Ama kırmadım sanki. Fark etmez, vurdun mu sayılır. Tamam, kabul. Bak, tavuğa yemek verdik, nasıl cevap veriyor, gördün mü? Tavuk bence şu an sövüyor bize. Olabilir, korkmuş da olabilir. Korktun mu? Bir şey yok. Çok komik tip ya. En az ikili vurmam lazım ya da beşi vurmam lazım. İkiyi vurdum. İkiyi vurdum ama çok iyi vurdum. Evet, çok bence bu 20. Abart. Bak, vurdun mu böyle vuracaksın. Bardaktan eser kalmayacak. Ama düşüremedin. O kadar sert vurdum ki bardak yerinden böyle gitti. Hani masadan böyle örtü çekiyorlar ya. Onun gibi düşün. Ben büyükle vurmak istiyorum. Vur. Şöyle bir açı düşünüyorum. GoPro'ya gelmezse çok güzel. GoPro'mu vurma lütfen. Üç vurdum. Oldu? Üç puan vurdum sadece. Ya ama ben bu ikisini birlikte almak istiyordum ya. Şimdi o ikisini birlikte ben alacağım. Bu ikisini alamazsın artık, ben aldım. Bunu aldım artık ben. Tamam, bunu alacağım. Bununla bunu. Bununla bunu alıp buradan da buna sektireceğim, görürsün. Öyle bir şey yap. Sen ne istiyorsun? Kendinizi kollayın. Çok doldurdum. Ben kolluyorum kendimi her zaman. Ve beşi hedeflemeyip şuradan üçlü vurmaya çalışacağım. Oh. Mavi kaç puandı? Mavi 2 puandı da. Ne yaptın yine? Ben hiçbir şey anlamadım. Maviyi vurdum. Sadece bunu vurdum. Evet, sadece maviyi vurdum ama. Ama saçmalık ya, şu bak üstünde falan her yerinde patatesler var, niye kırılmamış? Sen 4 puansın değil mi şu an? Evet, sen de 8 puanım. Terbiyesizsin ya. Sen üzülme diye yavaştan başlıyorum ben. Şu 5'i de vurduğum anda bitiyor zaten yarışma neredeyse. Hayır, bitmez. Bak, cuk hesapladım, direkt 5'e gitti ya. Baksana şuna. Perfect almışım üstünü. Ya senin şey attıkların yok. Yavaş gidiyor. Ama nedense o işte eğim. Sen counter oynamadığın için bilmezsin. En az 2 tane almak zorundayım. En az 2 değil. Bence sen arkadaki kırmızıların hepsini bir anda vurman lazım. Cidden bir gariplik var bak. Çok sert gidiyor benimkiler ya. Bunu vurdun. Onu vurdum. 3 puan aldın. Ama planıma göre bunu ve bunu vurmalıydım. Sadece onu nasıl vurdum buradan geçip? Şimdi sana garip bir şey söyleyeceğim. Farkındaysan arka neredeyse bitti, önde hiçbir şey yok hala. Evet, o garip. Bu çok garip yani şu an. O zaman çılgın bir vuruş yapayım mı? Yap. Zıplayarak. Sonuçta her türlü kazandığımı biliyorum. Masaya vurursun o açıyla. Ah, basamadım ki. Aynısını vurdum, hiçbir şey olmadı ya. Ama sekerek vurdum, bir farkım olsun diye senden. Al. Ne bu hareketler? Hesaplıyorum. Ha, hadi. Sen iki tane vur. Vurduklarını iki kat sayıyoruz bu tur. İki tane vurdum. Tamam, 4 2, vurdun. 1 3 evet. 5 2 katı sayıyoruz. 10 oldu yani. Ne ikisi? 1 vurdun. Bunlar 1 miydi? Evet. Tamam, 8. 8 kaç oldun? 16. Kaçtın? 8'dim. 7 değil miydin? 3 vurmuştum. 8'dim ya. Nasıl 8'din ya? 8 miydim, 7 miydim? 7'ydin. 15 oldun. Tamam, 15 oldum. Sen de 13'tesin. Böyle bir şey var mı ya? Hile yapmadım. Ağzıyla söyledi. Böyle bir şey yok. Ağzıyla abi. Ağzıyla söyledi. 0. Kulağım çok mu sıçınladı yine ya? 0. Ne 0? Konuyu değiştirme, 0. Ver 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 ver. Yine kurguya kalacağız galiba ya. Hesaplamalarını yaptım. Şuradan ikiliyi indiriyorum. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Eğer ikili vurursan yine ben de 2x sayıyorum. Bu sayede dengeleniyorum. İkili vurabilirsen bitiyor o zaman şu an. Son vuruşum. Evet, ikili vurursan kazanıyorsun. İyi. O kadar şekil yap. Triplere gir. Ya ikisinin arasından mı geçti bir şey? Hayır, şöyle ya. Sanki şey. Asker sanki öyle bazuka tutar gibi falan hareketlere girdi. Of. Ben efendi gibi küçükle devam edeceğim. 2x'ini de kaçırdı. Oksijen. İkili geliyor. 1 2 2 puan, 2 puandır, 16. 2 puan mı? 1 puan abi. Yeşil vurdun. Yeşillere 1 mi dedik biz, 2 mi dedik? 1 dedik. Kaç defa aynı muhabbet geçti tamam, ya. Tamam, 1 puan. Okey. Hiç vuramamaktan iyidir.
Nasıl şey yaptıysa bol bol sıktı. Çok sinirliyim. Ya! 4 puan aldım. 13'ten 17 oldum. Sen 16'sın. Son. Alırsam berabere. Vurursam 2x mi? Hayır. Bir. Ya nasıl? Vuramadım. Bir de çok artistlik yaptım böyle. Don diye şey. O sahneyi silsene abi. Oldu. Gereksiz böyle bir kasıntı yaptım hani uf falan yapacaktım. İçimde patladı. Ama Harun da hala vuramayabilir. İlk defa hakkında kazandın. Yine. Kabul ediyorum. Nasıl? Kaç yıldır Harun'la bu tarz kapışmalar yapıyoruz. İlk defa hakkıyla kazandı. Yalan Kurgu'da kazanmadı. Ya. Yalan söyle. Hep hakkımla kazanıyorum ya. Şimdi kazanan ödülü olarak burayı temizleyebilirsin Harun. Ben baranı hazırlayacağım. Ödülü bana layık gördüğün için çok teşekkür ederim. Ne demek? Barancığım. Gel canım. Seni bu tarz işler için aldık. Yanlış anlamazsın diye düşünüyorum. Baran'ın da boyu maşallahmış bu arada. İş güvenliği gözlüğümüz varken kafamıza patates bazukası çarparsa ne olur? Ne olur? Hadi deneyelim. Şimdi şöyle sıkacağım. Çünkü komşuya gitsin istemiyorum. Bu da şey, artistik vuruş. Hadi bakalım. Vurabilecek misin? Vurdun mu? Vurdun. Boynundan vurmuşum. Harbiden tam buradan mı vurdun? Evet. Yani galiba. Bilmiyorum. Kamerada göreceğiz. Ama hasar yok. Baran'a bir şey olmaz zaten. Baran taş gibi adam. Gözlüğe bakıyoruz biz. Gel sen at. Ayarladım bak senin için. Ben atmayacağım kardeşim. Oksijenin her şeyini ayarladım. Alp atsın. Atacağım mı Alp? Atayım mı? Ama teknik olarak adaşını atmış olacaksın. Kıyamam. Baran'ın adı Alp bu arada. O... Ne oldu? Alp'in Baran'ın adı Alp. Alp'in ilk adı Baran bu arada. İlk defa açacağım bu arada. Çok merak ediyorum nasıl bir şey var. Öyle bir söyledi ki mazlum gibi. Oo. Bu arada iyi attı ha. Ne yaptı? Baran'ın boyasını kaldırdı. Normalde beyazmış. Ters Michael Jackson. Hani şunu ikiye bölsene. Şu aşağıdan rahat rahat sıkayım. Kayropraktik misin sen? Baran'ı kırdı. Baran bütün parçaları düştü. Haber vermeden sıktım ikisi de çok biz korktuk. Ama ne oldu? İş güvenliği gözlüğü bazukaya karşı işe yaramıyor. Net. Kesin. Canım iyi misin? Bunlara alış. Böyle şeyleri çok yaşayacaksın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik ve ilk defa Harun dediğim gibi bir videoda hakkıyla kazandı. Hep ben hakkımla kazanıyorum abi. Ya kendi ağzıyla söyledi bu arada, kurguya gerek kalmadı diye. Ben videoda komiklik olsun diye öyle şeyler söyledim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Gelecek videolarda Baran'a yapmamızı istediğiniz şeyleri yorumlar bölümünden bize söyleyebilirsiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve... ve bildirimlerin böyle çanını açabilirsiniz. Şöyle vurun bildirimlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.